Esselamu aleyküm kardeşlerim. ...29 Ekim 2022, güneşin doğuşunu Allah'a şükürler olsun ki Antalya'dan kaydediyor. Arif Nihat Asya'nın ifade ettiği veçiyle seccadem kumlardı. Daha sen dünyaya gelmeden inananların vardı. Hatice'nin amcası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçisin, elçi geldin, elçilerin gönderdin. Sen ruhunu Allah'a, elin ümmete verdin. Rabbimiz varlığının ve birliğinin en güzel nişanelerinden birisi olan güneşin doğuşunu Antalya Konya Altı sahillerinde nasip eyledi. Burada da sabah namazımızı eda ettik. Canhıraş Belediye'nin bir hanımefendi görevlisi. Burada abdest aldık. Sabah temizliğini yapıyor. Askere. İnsanlar bugün gerçekten selama karşılık vermediklerini, rastgele diyorsun, cevap yok. Antalya Havalimanı'ndan kalkan bir uçağıyla kadrajımıza alıyoruz. Orada demirleyen bir küçük çaplı gemiyi de kaybediyoruz. İnşallah ortasında bayrağımızın dalgalandığı Porto Bella'da saat 10'da 26 Eylül 2022'de dar ve kaya irtihal eden Profesör Doktor Yusuf El Karadağlı'nın köy ve mektep çocuğu hatıraların adlı eseri üzerinde hayatı ve eserleri birinci bildirimizin ikinci bildirimizi de Profesör Doktor Yusuf El Karadavi keyfe Meta'ana ma sünnetin nebeviyye mealim ve devamet adlı eseri bağlamında hadis ve sünnete dair bazı görüşleri
atlı bildirimizi sunacağız. Oturum başkanımız Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Profesör Doktor Ömer Bozkurt hocamız. Ne kadar deniz berrak. Denize Afrika atıklarını salan, denizdeki canlıları da zehirleyen, zaman zaman müsilaj deniyor. Yani denizin yoğun bir şekilde kirliliği. Şu anda çok berrak. Ön taraflarda pek balık bulamıyoruz. Beş dakika geçmeden yine Antalya Hava Limanı'ndan bir uçağın da kalkışını müşahede etmiş oluyoruz. İnsan, Müslüman için her yer bir mescit, mabet hükmünde. Parkamızı buraya sererek sabah namazımızı da eda ettik. Rabbim kirlenmiş olabilir. Önemli olan bu mekanın bizim imanımıza şahitlik etmesi. Bir mendille, ıslak mendille siler, o pisliği giderirsin. Lakin kaçırdığın sabah namazı bir daha geri gelmez. Rabbimiz imanımızın, kendisine itaatımızın, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itisamımızın Haşr suresinin 7. ayetinde ifade edildiği veçile, estağfirullah, bismillah, ve ma ataakumur rasulü fehuzuhu ve ma nehakum anhu fentehu. Allah Resulü size neyi verdiyse alınız. O size neyi yasak ettiyse ondan sakınınız. Rabbimiz nefesimizi devam ettirdiği müddetçe Kur'an'ın ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ayırması. 29 Ekim 2022 Konyaaltı Antalya Kaygı'dan Doçent Doktor Erdoğan Boycu, Artvin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi.